Merhaba arkadaşlar. Ben Hacer Üzümcü, biyoloji öğretmeniyim. Bugün size biyoloji dersine nasıl çalışmalıyım? Hatalarım nerede? Bunları söyleyeceğim, bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biyoloji benim lisede en sevdiğim derslerden biriydi. Ama çalışıp çalışıp bir türlü yapamadığım, daha sonra hep çalışmalarımın boşa gittiği bir dersti. Umarım sizin de mutlaka böyle sorunlarınız, şikayetleriniz vardır. Peki benim orada en büyük yaptığım hata neydi? Hatam şuydu. Ders çalışırdım, yazardım sürekli. İşte not tutardım ama bir türlü soru çözmezdim. Çözsem bile çok az çözerdim. Öncelikle ben biyolojiye çalışırken nasıl çalışacağım? Önce şunu söyleyelim. İlk olarak mutlaka konu çalışıyorsunuz. Peki konuyu nasıl çalışacağız? Eğer ki vaktiniz varsa mutlaka yazarak çalışın arkadaşlar. Kısa kısa özetler ama kitaptan birebir aynı cümleleri almayın. Şöyle çalışacaksınız. İşte okuduğunuzu anlayacaksınız. Daha sonra bu okuduğunuzu kendi cümlelerinizle yazacaksınız. O şekilde daha iyi, sonradan tekrar ederken daha iyi bir şekilde anlarsınız. Peki konuyu çalıştık. Konuyu çalıştıktan hemen sonra mutlaka test çözmeniz gerekiyor o konuyla ilgili. Elinizde 3 tane kitap olsun. Birinci kitabımız soru kitabı tabii ki. Şöyle ikinci kitabımız. Bu kitapları ne zaman çözeceğiz? Bunları yazacağım birazdan. Ve üçüncü kitabımız. Birinci kitabı konuyu çalıştıktan hemen sonra çözüyoruz. Diyelim ki ben hücrede organeller konusuna çalıştım. Ve benim organellerle ilgili birinci kitabımda 3 tane test var. Şöyle 1, 2, 3 tane test var. İlk önce ben birinci ve üçüncü testi çözüyorum. Neden? Çünkü her zaman birinci test kolaydır, en kolayıdır. Üçüncü test konuya göre biraz daha zordur arkadaşlar. İkinci testimi saklıyorum, çözmüyorum. Neden? Çünkü biraz sonra anlatacağım, bunu daha sonra çözeceğiz. İkinci kitabımı hafta sonu için ayırıyorum. Hafta sonu genel tekrarlarımda çözeceğim. Üçüncü kitabımı ise bu iki kitap bittikten sonra genel tekrar amacıyla çözeceğiz arkadaşlar. Genel tekrar. Peki test çözerken nasıl yapmam gerekiyor? Konuya bakabilir miyim? Şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki ben organeller konusuna çalıştım. Daha sonra birinci testimi elime aldım. Soruyu okudum. Ama hatırlamıyorum. Ne yapabilirim? O anda hemen elinize yazdığınız notlara veya elinizde bir konu kitabı tabii ki mutlaka olsun. Detaylı anlatılan bir konu kitabı mutlaka olsun arkadaşlar. Ben hemen işte oradaki konudan o soruyla ilgili olan kısmını buldum ve cevabı buldum. Bu şekilde soruyu çözebilirsiniz. İlk birinci test için bunu yapabilirsiniz. Bunun çok bir sakıncası yok. Bu hem öğreticidir hem de sizin soru çözme zevkinizi kesinlikle kaçıracağını düşünmüyorum. Daha sonra üçüncü teste geçiyorum. Üçüncü testte arkadaşlar soruları çözdükten sonra cevaplarınızı kontrol ediyorsunuz. Diyelim ki 10 soruluk bir testti. Benim işte 5 doğrum 5 yanlışım var. İlk başlarda çok fazla yanlış yapma olanağınız yüksektir. Bunu kesinlikle üzülmeyin. Sizin zevkinizi kaçırmasın. İnanın bana soru çözdükçe doğrularınız daha fazla arttıkça sizin soru çözme isteğiniz artacaktır. Çünkü mesela matematikte genelde böyle ne yaparız? İşte en iyi yaptığımız konudan sürekli sorular çözeriz. Aslında onu en iyi yapıyoruz. Bizim yapmamız gereken nedir? Yapamadığımız konunun üstüne düşüp onunla ilgili soruları çözebilmek. En iyi yaptığımız soruyu çözmemizin sebebi ise kendimize böyle bir nasıl diyeyim motivasyon hani sağlamaktır. Bu motivasyonu işte yapabiliyorum deyip işte beynimizi buna göre çalıştırmamızdır aslında. Biz ne yapacağız o zaman? Yapamadığımız konuları mutlaka onların üstüne giderek çözmeye, o konuyu öğrenmeye çalışacağız. Üçüncü testimi çözdükten sonra işte 5 doğru ve örnek veriyorum 5 yanlışım vardı. Bu yanlışları kesinlikle sonraya ertelemiyorsunuz. Yanlışları hemen kontrol ediyoruz. Neden yanlış yaptım? Peki ben yanlışımı bulduğum zaman
İşte konuyu tekrardan açtığım zaman acaba konuyu tam öğrenmemiş mi oluyorum? Biraz öyle olabilir. Konuyu tam öğrenmemiş olabilirsiniz ama dediğim gibi kesinlikle vazgeçmek yok. Hemen ne yapıyoruz? Yanlışlarımızı kontrol ediyoruz. Burada yaptığımız hataları görüyoruz ve tekrardan çalışmaya devam ediyoruz. Peki gelelim ikinci kitaba. İkinci kitabı hafta sonu için ayırdık. Hafta sonu peki nasıl çalışacağız? Hafta sonu kesinlikle kendinize en az 1 saat biyoloji ile ilgili bir zaman ayırın. Hafta sonunda bu çalıştığım organeller konusunun ilk olarak burada bulunan testlerini çözeceğim. Ama mesela burada da ikinci kitabımızda da diyelim ki 4 tane testimiz var. Burada ne yapacağım? Burada ikinci ve dördüncü testleri çözeceğim. Bu testler daha böyle hani orta zorlukta. Dördüncü test genelde biraz daha zor olabilen testlerdir arkadaşlar. Bunları çözdükten sonra konuyu iyice anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Kesinlikle buna bakıyorum. Daha sonra diğer testlerini saklıyorum. Bu sakladığım testler ne olacak? Ne zaman çözeceğim bunları? Arkadaşlar şurada ikinci testimi ayırmıştım. Burada birinci ve üçüncü testimi ayırmıştım. Bu testleri 15 gün sonra çözeceksiniz. Hem genel bir tekrar yapmış olursunuz, hem de konuyu iyice öğrenip öğrenmediğinizi anlamış olursunuz. Bakın, bilgi bizim beynimizde ilk 7 saniye içerisinde genellikle ortadan yok olur. Bizim o bilgiyi kalıcı hale getirebilmemiz için sürekli üstüne eklememiz gerekiyor. Yani aynı konuyu sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki nasıl oluyor? Sürekli test çözerek, soru çözerek gerçekleşiyor. Dediğim gibi hani matematikte nasıl sürekli soru çözerek kendinizi geliştiriyorsanız veya geometride kesinlikle biyolojide de o şekilde sürekli soru çözerek kendinizi geliştireceksiniz. Peki üçüncü kitabı ne yapacağım? Üçüncü kitabı da bu iki kitap bittikten sonra genel tekrar amacıyla kullanacağım arkadaşlar. İki kitap bittikten sonra çöz diyorum. Ne zaman peki bu iki kitabı bitireceğim? Tabii ki konusuna göre arkadaşlar. Diyelim ki şöyle oldu. Ben İşte organelleri çalıştım. 1 ve 3. testi çözdüm 1. kitaptan. Daha sonra hafta sonu geldi. 2 ve 4'ü çözdüm. Aradan 15 gün geçti. Konuyu çalıştıktan sonra tabii ki 15 gün geçti. Yani 2 hafta sonra bu testleri de çözüp ben bu konuyla ilgili bütün testleri bitirmiş oluyorum ilk 2 kitapta. Daha sonra hemen 3. kitaba geçiyorum. Bunları bitirdikten yaklaşık 2-3 gün sonra çözebilirsiniz. 3. kitaba geçiyorum ve genel bir tekrar yapıyorum. Burada da eğer hala yanlışım fazla çıkıyorsa ya bir yerde yaptığım bir yanlış vardır ya konu tam değildir ya da arkadaşlar çalışırken kendinizi vererek çalışmıyorsunuzdur. Çalışırken mutlaka dediğim gibi hem not çıkarın hem çıkardığınız notları kendi anlayacağınız dilde yazın. Bakın biyoloji zor bir derstir. Ben kolay bir derstir demiyorum. Neden zordur? Biyolojide çok fazla yabancı kelime vardır. Bu yabancı kelimeleri öğrenebilmek için ve bizim bol bol soru çözmemiz, sürekli onları tekrar etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de genel tekrarları özellikle 1 haftada, 15 günde bir bu konuyu arkadaşlar tekrar etmeyi unutmuyoruz. Peki genel tekrarı yaptım. İki kitabım bittikten sonra bunu çözdüm. Ben her konuda bunu yaparsam mutlaka kendimi geliştiririm. Kendimi geliştirdiğimi de nasıl anlayacağım? Artık kitaplarım bittikten sonra çıkmış soruları çözmeye başlıyorum. Çıkmış sorular çözülecek. Çıkmış soruları kesinlikle en sona bırakın. Çünkü önceden çözerseniz çözemediğiniz için işte veya yanlış yaptığınız için sizi birazcık enerjinizi, motivasyonunuzu düşürebilir arkadaşlar. O yüzden çıkmış soruları daha sonradan en son konuyu bitirdikten sonra çözmek daha mantıklıdır bence. Hem ÖSYM'nin mantığını kavramış olursunuz hem de daha iyi bir şekilde sonuç alırsınız. Evet bu şekilde ben konularımı anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de izlerseniz, dinlerseniz bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.